Az önce bahsettiğim gibi topraklama tesisatı yani kesinlikle bir opsiyon değildir. Topraklama tesisatı ve kaçak akım rölesi bu işin masterıdır. Mutlaka uymanız gereken kurallardır bunlar. Temel mantığı çok kolaydır. Yani aslında topraklama tesisatı dediğinizde şu mantık şu. Elektriği alın, sağda soldaki artıkları toplayın ve toprağa indirip deşarj edin. Topraklama tesisatının temel mantığı budur. Ama bunun uygulaması biraz karmaşık olabilir. İyi bir hesaplama ve mutlaka çok iyi bir şey yapılması gerekir. Bir saniye, çok özür diliyorum. Kusura bakmayın. Bilgisayarımda bir ufak sorun oldu. Tamam, devam ediyoruz. Topraklama tesisat dediğim gibi temel mantığı çok kolaydır. Uygulaması biraz karmaşıktır. Hesaplamaların yapılması ve iyi bir proje çizilmesi gerekir. Genel hatlarıyla temel, derin ve yüzeysel topraklamalar yapılabilir. Temel derin dediğimiz topraklama işte bugünkü yüksek yapılarda. İşte benim şu an içinde bulunduğum bina böyle bir bina. Şimdi burası 17 katlı bir bina. Temel derin topraklama metoduyla hazırlanmış bir topraklama tesisatı var. Bu nedir? Henüz inşaat aşamasındayken, temel aşamasındayken binanın zaten en üstüne kadar bir topraklama tesisatı da yapılır. Aynı zamanda zaten bu yapılar kendi içinde birçok ciddi bir şekilde temelden toprağa kadar, çatıdan toprağa kadar iyi kalitede demir ihtiva ettiği için zaten kendi içinde bir topraklama tesisatı mevcuttur. Bunlar ayrıca eş potansiyel sistemiyle yani eş potansiyel dediğimiz şu birçok farklı noktada işte atıyorum katlarda belli bölümlerde eş potansiyel baralarla topraklama tesisatları toplanır ve bir ana topraklama barasıyla yani daha güçlü bir ana topraklama tesisatıyla toprağa kadar indirilir. Bununla da işte her sene yapılan topraklama ölçümlerinde elektrik tesisatı, iç tesisat denetimlerinde bununla ilgili tespitler yapılır ve uygunluğu kayıt altına alınır.